Merhaba arkadaşlar, Matematik Ronaldo'su yine karşınızda. Bir önceki videomuzda size dizileri anlattık. Şimdi dizilerin alt bölümleri olan aritmetik ve geometrik dizi. Bir önceki derste İhsan sormuştu, hocam diziler bitti mi diye. Hayır, asıl diziler şimdi başlıyor. Yani YKS'den, yani YKS'nin AYT bölümünde her zaman aritmetik ve geometrik diziden daha çok soru gelir. Şimdi aritmetik dizi nedir? Bak, ismi üstünde aritmetik belli bir oranda artıp veya azalıyorsa bu bir aritmetik dizidir. Örneğin artışı doğal sayılar 1, 2, 3 derece gidiyor ya. Bu nedir? Bir aritmetik dizi oluşturana gidiyor. Aritmetik dizi bir daha söylüyorum. Belli bir oranda. Mesela 5, 10, 15, 20, 25 derece gitsin. Bu nedir? Bir aritmetik dizidir. Neden? Çünkü beşer beşer belli bir miktarda artıyor. Yani ortak farkımız ne? 5. Ortak fark aritmetik dizi için çok çok önemlidir. Yani D ile gösterilir. Şimdi bir daha söylüyorum. Ortak fark aritmetik dizide genelde D ile gösterilir. Şimdi A, B nedir? Birinci terim zaten ilk terim verilen ifade. İkinci terimi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Birinci terime ortak farkı ekleyerek. Mesela ortak farkımız kaç? 5. Birinci terime 5 ekledim. 10 oldu. Üçüncü terimi nasıl buluyoruz? Birinci terime ortak farkın iki katını ekliyoruz. Ortak farkımız kaçtı? 5. 5 kere 2 10. Birinci terimi ekle. 15. Şimdi dördüncü terimi de söyleyelim. Birinci terime ortak farkın 3 katını ekliyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. Ortak farkın 3 katını ekledim. 20. Şimdi genel terimi nasıl buluyoruz? Zaten bir formül vereceğim size. Başka da formül yok. Biliyorsunuz bizim kanalımız formüllere karşı. Bam 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 diye geçeceğiz. A neydi arkadaşlar? A bir artı n eksi 1 çarpı d. D ne demiştik? Ortak fark. Şimdi kitaplarda falan bir sürü formül verilen, hani öğrenciler yabancı çekmesin diye söylüyorum bunu. Normal şartlarda ben formüllere karşıyım. Ortak farkı nasıl biliyorsunuz? K P'den büyük olsun. K'nıncı terimden P'nıncı terimi çıkarıp böyle K eksi P'yi bölersen bu nedir? Bize ortak farkı verir. Yani artış miktarını verir. Şimdi ilk n terimin toplamı. Bunu biraz sonra sorularda daha iyi anlarsınız. Aritmetik dizide ilk n teriminin toplamı nasıl buluyoruz? Hani 5, 10, 15, 20 diye gittik ya. Mesela bize dese ki işte ilk n teriminin toplamı. Aslında bunu artışlı sayılarda da bulabilirsin. Yalnız bize bir formül vermişler. Bu formülü sadece bilmemize yeterli aslında. Formüle de gerek yok demiştik. S, N. S demek zaten toplama demektir arkadaşlar. İlk N teriminin toplamı. Yani N bölü 2, 2A1, N eksi 1 çarpı D. Bakın bir daha söylüyorum. Formüllere takılmayın. Formülleri ezberlemeyin. Sınav esnasında bir panik, bir heyecan sizi bütün sorularınıza mal olabilir. O yüzden her zaman ne dedik? Formülsüz. İlk n terimin toplamı n bölü 2 çarpı 2a1 artı n eksi 1 çarpı d. D'miz neydi arkadaşlar? Ortak fark. Yani kaçar kaça ilerledi. A1'imiz ne? İlk terim. N dediğimiz şey kaç terimi isteniyorsa. Şimdi vakit kaybetmeden, zaten aritmetik dizi bu kadar arkadaşlar, çok da zor bir konu değil. Hatta herkesin yapabileceği bir konu. Yani Baran Bozkuş bile yapabilir. Baran Bozkuş'u neden örnek veriyorum? Kendisi sözlerden hazırlandığı için bazen derslerimize öylesine katılıyor. Hocam ders anlatırken ki heyecan veriyorsun diyor bana. Ben de onun için söyleyeyim dedim Baran Bozkuş'u. O bile bu konuyu bence anlar. Sözlerci bir öğrenci olduğu için. Şimdi AN aritmetik dizi. A2'yi vermiş 5, A4'ü vermiş 7. Aritmetik terim dizinin klasik sorandan bir tanesidir arkadaşlar. Şimdi A8'i nasıl bulacağız? A2 ne demektir arkadaşlar? A1 artı 1 tane de. Bu A2 eş değil mi de? O da kaç vermiş arkadaşlar? 5. A4 ne dedik? 4. terimi istiyor. Yani 1. terime ortak farkın 3 katı. 3 de. Eş, o da ne eştir arkadaşlar? A4 yani 7. A1 artı D eşittir 5. A1 artı
3D eşittir 7. Arkadaşlar aritmetik dizi ne dedik? Belli bir oranda artıp veya belli bir oranda azalıyorsa bu bir aritmetik dizi. Yani kısacası toplama çıkarma. Hemen küçüğünü eksiyle çarpıyorum. Eksi eksi oldu mu? Şu A1'den şu A1 gitti. 3D'den 1D çıkar. 2D. 7'den 5'i çıkar arkadaşlar. 2. Hop. D'miz kaç? 1. Ortak farkımız 1. Yani artış miktarımız kaç? 1. Şimdi istediğimiz denklem değerini yazabiliriz. Şu denklem değerini yazayım. A1 artı 3D 3 çarpı 1 eşittir 7'ymiş. Hop. Eksi orana geçer. Yani A1'imiz kaç oldu arkadaşlar? 4. Şimdi A1'i bulduk. D'yi bulduk. Bizden ne istiyor? A8. A8 nedir arkadaşlar? A1 artı 7 tane de. Birinci terime 7, ortak farkın 7 katını ekliyorsun. Şimdi A1'imiz kaç çıkmıştı? 4. D'miz kaç çıkmıştı arkadaşlar? 1. Topla 11. Yani A8'imiz kaç arkadaşlar? 11. Basit bir soruydu. Aritmetik dizi tanımını da uygulamış olduk. Şimdi bir sonraki soruda artık yavaş yavaş daha güzel sorular, biraz daha ağır sorularla karşınıza çıkacağız. Şimdi AN aritmetik dizi. Gençler, öğrenci sınavda genelde şurayı okumuyor. Hocam diyor, ben aritmetik diziye göre açtım. Arkadaş, buranın sana aritmetik dizi olduğunu vermediği sürece bu açılımı uygulayamazsın. Bazen sorunun başında geometrik dizi der. Bazen sadece AN dizi der. Aritmetik dediğine dikkat, geometrik demesine dikkat. Öğrenci şunu görüyor. Hocam çok basit ya. Uyguluyor, yanlış çıkıyor. Niye? Burayı okumamış. Geometrik diziye göre gitmiş belki. Tamam mı? Sorunun başı çok önemli. Yılanın başını ezersen kuyruğu kendiliğinden gelir. Şimdi A8 hemen açıyoruz arkadaşlar. 8 işlerimiz nedir? A1 artı 7'de. Kaç vermiş? 18. A10 ne demek arkadaşlar? A1 artı 9D eşittir 24. Şimdi A1 artı 7D eşittir 18. A1 artı 9D kaç vermiş arkadaşlar? 24 dedik. Hemen ne dedik? Aritmetik dizi demek gençler, toplama çıkarma, formül mormül ezberleme. Şimdi küçüğünü eksiyle çarp. Hop, eksiyle çarp. Burası eksi oldu mu? Şimdi taraf tarafa topla. Hop hop. 9D'den 7D çıkar arkadaşlar, 2D. 24'den 18 çıkar, 6. Fişt fişt. D'miz kaç? 3. Yani ortak farkımız 3. İstediğin denklemde yerine yaz. Arkadaş, ben şurada yazmak istiyorum. A1 artı 9D eşit 24 vermişti ya. D'yle de ne yazacağız? 3. A1 artı 29 çarpı 3 eşit 24. A1 artı 27 eşittir 24. Bunu bu tarafa atıyorum. Eksi olarak geçer. A1'imiz kaç? Eksi 3. A1'i bulduk. D'yi bulduk. Şimdi tek yapacağımız şey A5'te yerine yer yazmak. Ne dedik? 5'in terimi ne demekti arkadaşlar? A1 artı 4D. A1'imiz kaç? Eksi 3. D'miz kaç arkadaşlar? 3. 3 çarpı 4 12. Sonucumuz kaç arkadaşlar? 9. Bakın bir daha söylüyorum. Her kitapta, her testte mutlaka aritmetik diziyle ilgili bu şu şekilde sorular bulabilirsiniz. Bunlar en basit sorulardır. A5 hemen aç. A1 artı 4'de. A7 A1 artı 6'de. Görür görmez aç. Şimdi 3 ile 5 arasında güzel bir soru. 3 ile 5 arasında aritmetik dizi oluşturacak şekilde 5 tane terim yerleştirilirse ortak farkımız kaç olur? Şimdi arkadaşlar, kitaplarda bir sürü formülleri yok. Ara terim yarıştırsa K eksi P üf, hiç işimize yaramaz. Biz şunu bileceğiz. 3 ile 5 arası demiş. 3, 5. Kaç tane terim yarıştırıyor arkadaşlar? 5 terim. 1, 2, 3, 4, 5. Aritmetik dizi. Yani belli bir oranda artacak. E şimdi arkadaşlar, her şey belli. Birinci terim bu. A1. E şimdi bu kaçıncı terim oluyor? Burada bir terim var. Burada 5 tane yerleştirdi. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. terim oluyor. He, ben size ne dedim? Bir ifade verdiği zaman aritmetik dizi hemen aç. A1, 3. A7'miz arkadaşlar neydi? A1 artı 6 de. Yazdım.
A1'imiz kaç arkadaşlar? A7'imiz kaç? 5. A1'imiz kaç? 3. 6D. Şimdi buna bir tekme at, buraya gelsin. Eksiyle geçer. 5 eksi 3 6D'den. 2 eşittir 6D'den. D'miz kaç arkadaşlar? 1 bölü 3. Şimdi D'yi bulduk. A1'i A7'yi vermiş zaten. Bizden ne istiyor? Aha, ortak fark. Zaten direkt bizden ne istiyor? D. D dediğim şey neydi arkadaşlar? Ortak fark. Bakın, hiç formül ezberimize gerek kaldı mı? Yok AK eksi, yok AP eksi, AR eksi. Gerek yok arkadaşım ya. Beni dinle. YKS'de güzel bir sıralama yap. Sınavını kazan. Bir daha söylüyorum. Ortak fark bulunurken formüle gerek yok. Kaç tane terim yarıştırmış? 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane yarıştırdık. Bir de kendileri vardı zaten. 3 A1 oluyor. 5 ne oluyor arkadaşlar? A7. A7'yi açtım. A1 artı 6 de. A3 zaten belli. Götürüp buradan D'yi buldum. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. AN bir aritmetik dizi. Bakın bir daha söylüyorum. En önemli yer burası. Aritmetik dizi nedir? Şimdi sorun başlığını okumazsan hata düşebilirsin. Geometrik dizi mi? Aritmetik dizi mi? AN bir dizi mi? Yılanın başını ez. Aritmetik dizi demiş. Tamam. Aritmetik dizi neydi? Belli bir oranda artan, belli bir oranda azalan terimlerimiz demedik mi? Dizimiz demedik mi? Şimdi A N aritmetik dizi 2 A3. Hemen aç demedik mi? 2 çarpı A3 neydi arkadaşlar? A1 artı 2D. Bir azaltıyorsun. Artı A4 neydi arkadaşlar? A1 artı 3 tane D. Yani 37. Şimdi 2 A4 2 çarpı A1 artı 3D. Artı A5 ne demek arkadaşlar? A1 artı 4D. Eşittir 49. Ben biliyorum ki şu an çoğunuzun aklında şu geçiyor. Hocam A4 ile A5'in, A3 ile A5'in toplamın yarısı A4'ü vermez mi? Bunu ben de biliyorum. Ben de diyorum ki formül ezberleme. Bizde formül mormül yok. Şimdi düzenliyorum. 2A1. 1A1 de burada var. 3A1. Artı 4 de. 3 de burada var. 7 de. Eşittir 37. Şimdi arkadaşlar 2A1. 1A1 de burada var. 3A1. 2 de. 2 ile 3 çarp 6 de. 4 de burada var. 10 de. Eşittir 49. Buraya kadar tamam. Şimdi ne dedik? Aritmetik dizi demek toplama çıkarma demektir. Vallahi başka bir şey bilmene gerek yok. Hemen küçüğünü eksiyle çarp. Eksi 3 A1. Eksi 7 de. Eksi 37. 3 A1 artı 10 de. Eşittir 49. Hop. Taraf tarafa topluyorum. Şununla şu gitti. 10 deden 7 de çıkar. 3 de. Eşittir 12 de. Fişt fişt. D'miz kaç arkadaşlar? 3. D'yi bulduk. Yani ortak farkımızı bulduk. Şimdi bizden ne istiyor aslında? A1. Şimdi arkadaşlar hemen D'yi götürüp herhangi bir denklemde istediğin yere yaz. İstersen birinci denklemde, istersen ikinci denklemde. Aa, burada bir yanlışımız var. Hemen 12 3'e ver arkadaşlar. Burası kaç? 4. Şimdi bulduğumuz D'yi herhangi bir ifade yerine koyuyorum. Şurada yerine yazıyorum. 3 A1 artı 10 çarpı 4 eşittir 49. 3 A1 artı 40 eşittir 49. Buna bir tekme at. Eksi olarak geçti mi? 49 eksi 40. 3 A1 eşittir 9. A1'imiz kaç arkadaşlar? 3. Zaten bizden istenen ifade de neydi arkadaşlar? A1. Yani cevabımız 3. Bakın bir daha söylüyorum. A3 ile A5'in toplamının yarısı A4'ü verir. Ama formül yok. Şimdi yine bir aritmetik dizi sorusu arkadaşlar. Demiş ki bir aritmetik dizinin ilk 3 terimi. İlk 3 terimi diyelim. Şimdi olduğuna göre arkadaşlar. Ya arkadaş bakın kendi kafanızda logaritmeyle uğraşmak istemiyorum. Hocam ben logaritmik ifadeleri sevmiyorum diyorsan 1, 3, 5, 7'ye gitmeyecek miyiz? Tamam. Bununla bunun toplamının yarısı ortadakini verir. Bununla bunun toplamının yarısı ortadakini verir. Tamam. Onu da bilelim. Yani şunla şunun toplamı. Logaritma A1 eşittir. Logaritma 18 artı logaritma 2 bölüm 2 verir. Şimdi logaritmayı bir hatırlayalım. Ben size demiştim. Logaritma demek üstlü sayı demektir. Tabanlar aynı mı? Evet. Tabanlar vermedi mi? Kaçtı? 10 tabanda. 10 tabanda. Bunu da yazayım en azından hatırlayın diye. İşte Ronaldo olmak bu kadar kolay değil.
Şimdi tablolar aynı mı? Aynı. Toplam içindeki bir ifadeyi nasıl kapatıyorduk? Çarparak. Yani logaritma 36. 10 tabanda yazdık mı? Çarp içler dışlar çarpımından 2 tane logaritma 10 tabanda A eşittir logaritma 10 tabanda 36. Şimdi arkadaşlar hemen hepimizin aklına şu geliyor. Hocam bununla bu büyüğünü götürür. Hayır. Logaritmayı bir hatırlayın. Önünde katsayı varsa şu tabanla şu taban birbirini götüremez. Hop bunu geri getiriyoruz. Logaritma 10 tabanda A kare. Logaritma 10 tabanda 36. Fişt fişt. A kare eşittir 36'dan. Hangi sayının karesi 36'dan arkadaşlar? 6 ile eksi 6. Şimdi hemen bunu bulup işaretlemiyoruz tabii ki. Ben size ne demiştim? Logaritmanın içerisinde hiçbir zaman negatif olamaz. A hiçbir zaman negatif olamaz. İşte matematik Ronaldo'su bu. Gördünüz ne kadar basit bir soru, güzel bir soru. Hemen bir daha tekrarlamamıza bence gerek yok. Hemen diğer soruya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Yılanın başı çok önemli. Sorunun başı çok önemli. Bize ne demiş? Aynen aritmetik dizi. Tamam. Aritmetik neydi? Belli bir oranda artacak. O da tamam. Şimdi ben söyledim hemen ağaç. A10. A10 nedir arkadaşlar? A1 artı 9D. A10 diyelim. Eksi. A2. A1 artı D. Burası A2 oldu mu gençler? Eşittir kaçmış? 24. Hemen ağaç ağaç. Ben size demiştim parantez varsa eksi varsa hemen dağıt. A1 artı 9D. Eksi dağıt. Eksi A1 eksi D. 24 oldu mu? Fişt fişt. 9D'den 1D çıkar kaç? 8D. Eşittir 24 oldu mu? D'miz kaç? 3. Buldun deyip şimdi benden ne istiyor? A4. Ya A4'ü de vermiş. A4'ü kaç vermiş arkadaşlar? 13. A4 görür görmez ne dedik? Açın. A1 artı 3D ne eşitmiş? 13. D'yi biliyorum. 3 çarpı 3, 9. Eşittir 13'ten. A1'imiz kaç arkadaşlar? 4. A1'i de bulduk. D'yi de bulduk. Bizden ne istiyor? Genel terim. He. Genel terim ne demekti? Enli ifadeydi. Bakın formül yok demiştik. A1 neydi arkadaşlar? A1. A2 neydi arkadaşlar? A1 artı 1D. A3 neydi arkadaşlar? A1 artı 2D. Bu şekilde açarsan daha pratik olsun. Daha iyi anlarsın. AN yani benden bunu istiyor. A1 artı 1 azaltıyoruz değil mi? N eksi 1 çarpı D. A1'imiz kaç arkadaşlar? 4. N eksi 1 çarpı D. D'miz kaç arkadaşlar? 3. Demek ki genel terimimiz neymiş arkadaşlar? 4 artı N eksi 1 çarpı D. Sanırım bu soru anlaşıldı. Güzel bir soruydu. Genel terimi de bulduk. Şimdi bu tür soruda bir daha söylüyorum. Aritmetik dizi görür görmez aç. AN bir aritmetik dizi. Tamam çok güzel. A10. A10 neydi arkadaşlar? A1 artı 9D. Bir eksiğini almıyor muyduk? A1 artı 9D. A7 nedir arkadaşlar? A1 artı 6D. Ne işlemiş? 6. Yani 1A1. 1A1 de burada var. 2A1 artı 9D. 6D daha. 6D daha 15D. Eşittir kaçmış arkadaşlar? 6. Bizden ne istiyor? A1 istiyor. Tamam şuraya yazıyorum. Bunu siliyorum arkadaşlar. A9. Ne dedik arkadaşlar? A1 artı 8D. Eksi A1 artı 5D. Ne eşitmiş? 1'e. Şimdi arkadaşlar açarsam ne olur? Şu A1 ile şu A1 gitti mi? 8D'den 5D çıkar. 3D eşittir. 1. D'miz kaç arkadaşlar? 1 bölü 5. 1 bölü 3. Sanırım burası da tamam. Benden ne istiyor? A1. Bulduğun D'yi Allah rızası için götür yerine yaz. A, D gördüğümüz yere şuraya yazalım. 2A1 artı 15 çarpı 1 bölü 3 eşittir 6. Fişt fişt. Burası da 5 oldu mu arkadaşlar? 2A1 artı 5 eşittir 6'dan. Buna bir tekme salat çünkü bizden A1'i istiyor. Matematikte senden ne istiyorsa onu yalnız bırak. 2A1 eşittir 6 eksi 5'ten. 2A1 eşittir 1'den. A1'imiz kaç arkadaşlar? 1 bölü 2. Bakın sizin için sade biçimde daha böyle rahat bir şekilde, daha pratik bir şekilde, daha anlaşılır bir şekilde yazdım hepsini. Bir daha söylüyorum. Aritmetik dizi görür görmez aç. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 8 ile 24 arasına aritmetik dizi ulaşacak şekilde 3 terim yerleştirirse. 8. terim kaç olur? Şimdi arkadaşlar
8 ile 24 arasında. Kaç terim yerleştiriyor? 1, 2, 3. Bakın bir daha söylüyorum. Formül ezberlemene gerek yok. Her şey belli. Şimdi arkadaşlar, bu A1, bu A2, bu A3, bu A4, bu A5 oluşmaz mı? Aritmetik dizi gör görmez ne dedim? Aç. A1'imiz zaten kaç arkadaşlar? 8. A5. A5 nedir arkadaşlar? A1 artı 4D. D neydi? Ortak farklı. A1'imiz kaç? 8. Artı 4D. A5'i vermiş zaten 24. Hop. Burası kaç olur arkadaşlar? 16 eşittir 4D'den. D'miz kaç? 4. D'miz 4. A1'imiz 8. Bizden ne istiyor? 8. terim. Ne dedik? 8. terimi nasıl buluyorduk arkadaşlar? A1 artı 7'de. A1'imiz kaçtı arkadaşlar? 8. 7 çarpı. D'miz kaçtı arkadaşlar? 4. 8 artı 28'den A8'imiz kaç olur arkadaşlar? 36. Yani çok zor bir ifade değilmiş. Hiç formül ezberlememize gerek kaldı mı? Bence hiç gerek kalmadı. Doğrudur. Belki uzun uzun yazıyoruz ama en azından sağlamıyor. Sınav esasında bir formül unutursun, hepsi gider. Şimdi AN aritmetik dizi. Arkadaşlar bugün biraz fazla soğuk su içmişim herhalde. İkide bir yükseliyorum. AN aritmetik dizi. A5'i vermiş arkadaşlar 8. A10'u vermiş 43. Bizden ne istiyor? İlk 8 terimin toplamı. Tamam. Çok basit bir ifade. A5 gördüğümüz yerine ne yazıyorduk arkadaşlar? A1 artı 4D. Yani 8. A10 neydi arkadaşlar? A1 artı 9D. Yani 43. Ne dedik arkadaşlar? Hemen küçüğünü eksiyle çarp. Şurayı eksiyle çarpayım. Kalemin rengini değiştireyim arkadaşlar. Şimdi eksiyle çarpıyorum. Eksi A1 eksi 4D eşittir eksi 8. A1 artı 9D eşittir 43. Taraf tarafa topluyorum. 5D eşittir 35'ten. D'miz kaç arkadaşlar? 7. D'yi bulduk. A1'i bulalım şimdi. D'yi bulduysak götürü yerine yaz arkadaşlar. A1 artı 9D ne eşittir? 43. D'miz kaç? 7. 9 çarpı 7 A1 eşittir 43. A1 artı 63 eşittir 43'ten. A1'imiz kaç olur arkadaşlar? Eksi 20. Şimdi ne dedik? Zaten bir formül öğrettik. Başka da bir şey öğretmedik. Formülle çözmeyin de demiştim hatta. İlk 8 terimin toplamı. Arkadaşlar ilk n terimin toplamı neydi? S demek değil miydi? S n. N bölü 2 2A1 artı n eksi 1 çarpı d. Zaten bu formülden başka bir formül. Bence ben size öğretmedim. Şimdi n'imiz ne arkadaşlar? 8. İlk 8 terimin toplamı. 8 bölü 2 2 çarpı A1'imiz kaç? Eksi 20. Artı 8 eksi 1 7 çarpı d. D'miz kaç arkadaşlar? 7. Şimdi şunla şu birini sadeleştirdim. 4 çarpı eksi 40 artı 49. Şimdi 4 çarpı şunla şunu toplarsam kaç olur? 9. 4 çarpı 9 36 arkadaşlar. Bakın ne kadar açık ve net. Hiç formül ezberlemeden götür yerine yaz. Şimdi güzel bir soruyla da devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bir daha söylüyorum. Aritmetik dizi demek toplama çıkarma demektir. Bir sonraki birazdan göbelik dizi göreceğiz. Çarpma bölme diyeceğiz. Mustafa bence bunu anladı artık. Geçiyorum. Şimdi Mustafa eminim ki sen de bunu videoda durdurup kendin de çözebileceksin. Sana güveniyorum. AN aritmetik dizi tamam. Benden ne istiyor? A1, A2, A3, A4, A5 eşittir 40. Şimdi arkadaşlar ne dedik? AN neydi? A1 artı N-1 çarpı D değil miydi? Sadece bir tane açılım öğrettim size. Şu A1 artı A2 nedir arkadaşlar? A1 artı D. A3 nedir arkadaşlar? A1 artı 2D. A4 nedir arkadaşlar? A1 artı 3D. A5 nedir arkadaşlar? A1 artı 4D. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane A1. Tamam. Kaç tane D var arkadaşlar? Şurada 1. Burada da 2, 3. Burada da 3, 6. Burada da 4, 10. A 10D eşittir 40. Şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? Dikkat edin hepsinin ortak olan ne? 5. 5 parantezini alıyorum. 5 parantezinde A1 artı 2D eşittir 40. Sadeleştir. A1 artı 2D eşittir 8. Benden istenen ifade ne arkadaşlar? A3. Yani A1 artı 2D. Bakın kendiliğinden çıkmış. Hiç formül ezberlememe gerek yokmuş. Bence siz de hiçbir zaman formül ezberlemeyin. Matematiğin Ronaldo'sundan dinleyin ve başarın. Şimdi bize ne vermiş? SN ilk n terimin toplamı.
İlk en terimin toplamı. En kare artı en artı bir. Eşittir demiş. 9. terimi bulunuz. S ne demekti arkadaşlar? Toplamaydı. Ben ilk 9 terimin toplamından, hatta parmakla gösteriyorum belki çoğunuz takılır. İlk 9 terimin toplamından ilk 8'i çıkartırsam 9. terim ortaya çıkmaz mı? Yani kısacası 9. terim istiyor. Yani A9'u istiyor. A9'u nasıl buluyoruz arkadaşlar? S9 eksi S8. Şimdi S9 nedir arkadaşlar? A9 eşittir. S9. 9'un karesi artı 9 artı 1. Eksi 8'in karesi artı 8 artı 1. Şimdi 81, 9 artı 1. 64, 8 artı 1. 91'den 73'ü çıkarıyorum arkadaşlar. O da kaç olur? 18. Demek ki bakın 9 terimimiz kaçmış? 18. Bakın bir daha söylüyorum. İlk 5 terimin toplamından ilk 4'ü çıkartırsam 5 terim ortaya çıkar. İlk 3 terimin toplamından ilk 2'yi çıkarsam 3. terim ortaya çıkar. Hiç formül ezberlememize gerek kaldı mı? Hayır. Bakın bir aritmetik dizi demiş. Orta artı 5 terimi. Tamam, çok güzel. Logaritmik bir ifade vermiş. ÖSYM bu soruları sever arkadaş. Nedeni de şu. Hani ÖSYM öğrencinin gözünü korkutmayı sever. Halbuki zor sormuyor. Öğrenci logaritma ile dizileri iç içe gördüğü zaman hocam ben ne yapacağım? Halbuki en basit yer burası. Şimdi basit bir ifade yazayım buna. 1, 3, 5, 7 diye gitsin. 9. Onu da vereyim. 1 ile 9'un toplamı yarısı ortadaki sayı verdi. 3 ile 7'nin toplamı yarısı ortadaki sayı verdi. Arkadaşlar yine bir aritmetik dizi ve bu sefer logaritma. Ne dedik? ÖSYM bu tip soruları sever. ÖSYM zor soru sevmez. ÖSYM öğrenci korkutan soruları sever. Şimdi dizi görünce öğrenci hocam çok kolaydı. Ama işin içine logaritma girince ödüm kopuyor. Arkadaş hiçbir korkunç tarafı yok. Şimdi aritmetik dizi. Aritmetik dizi neydi arkadaşlar? Diyelim ki 1, 3, 5, 7, 9 olsun. En uçtakilerin toplamının yarısı ortadakini vermez mi? Şimdi şununla şunu topluyorum. Logaritma 3 tane 2 artı logaritma 3 tane 18. Bölü 2 bana neyi verecek? Logaritma 3 tabanında b'yi verecek. Arkadaşlar logaritmayı bir hatırlayın. Toplam içindeki bir ifadeyi tabanlar aynıysa ne yapıyorduk? Çarpım haline getiriyorduk. Niye? Üstlü sayıda çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. Yani logaritma 3 tabanında 2 çarpı 18 36. İşler dışarı çarpımı yapıyorum. 2 logaritma 3 tabanında b. Öğrenci hemen diyor ki hocam çok basit. Bununla bunu sadeleştir. Hayır. En sade hal olacak. Yani burada kat sayı olmayacak. Logaritma 3 tane 36. Logaritma 3 tane b kare. Şuna şu gitti. B kare eşit 36 ise hangi sayının karesi 36 idi gençler? Ya 6 idi ya da eksi 6 idi. Muhammed oradan bağırıyor. Hocam 3 de olmaz mı? Ya 6 ya eksi 6. Şimdi bakıyorum. Bana ailece arasında bir ilişki lazım. Bakın ailece şurada var. Yine uç noktaların toplamı yarısı neyi verir? Ortadaki sayı verir. Logaritma 3 tabanda A artı logaritma 3 tabanda C bölü 2 bize neyi verir arkadaşlar? Logaritma 3 tabanda B'yi verir. E ne dedik? Az önce söyledik. Toplam içindeki bir ifadeyi nasıl kapatıyoruz? Çarparak. Logaritma 3 tabanda A çarpı C bölü 2 logaritma 3 tabanda B. Şimdi arkadaşlar hemen içten dışarı çarpma logaritma 3 tabanda AC 2 logaritma 3 tane de B. Bunlar birini götürür mü? Hayır. Bunu geri getirmem lazım. Hop gitti. Şimdi gider. A çarpı C ne eşit oldu arkadaşlar? B kare. Arkadaşlar B'yi biliyorum. B'miz kaç çıkmıştı? 6. Niye eksi 6'yı almadık? Logaritma içerisinde negatif olamaz. Hemen eksi 6 gitti. A çarpı C 6'nın karesinden A çarpı C'miz kaç oldu? 36. Bakın her adımı size açık ve net şekilde yazıyorum. Anlamadığınız soruları arkadaşlar kanalımıza mesaj atarak, yorum yaparak hocam ben bu soruyu bu kısmını anlamadım. Yazın biz size cevap veririz. Şimdi A çarpı C 36. Tamam. B'miz kaçtı arkadaşlar? 6. Hop hop. Sonucumuz kaç arkadaşlar? 6. Evet arkadaşlar. Aritmetik dizideki sorularımızı çözdük. Şimdi sıra geometrik dizide. Geometrik dizide arkadaşlar bir tık daha önemli. Neden? Yeni nesil sorular genellikle geometrik dizide çıkar arkadaşlar.
O yüzden Göbeklik diziye dikkat. Merak etmeyin, matematik Ronaldo'su yanınızda. Onu da güzel bir şekilde parçalayıp süü diye çekeceğiz ve konuyu patlatmış olacağız. Şimdi geometrik dizi nedir arkadaşlar? Geometrik dizi demek çarpma bölme demektir. Katları şeklinde ilerlemesi demektir. Yani mesela 1, 3, 9, 27 hep ne oluyor? 3'ün katları yani 3'ün kuvvetleri şeklinde ilerliyor. Geometrik dizi, aritmetik dizi neydi arkadaşlar? Toplama çıkarmaydı. Geometrik dizi ise çarpma ve bölme. Hemen bakıyoruz. A1 zaten birinci terim arkadaşlar. A2, A1 çarpı R. A3, A1 çarpı R kare. Kuvvetleri biçimde gidiyorsun. A4, A1 çarpı R küp. A5, A1 çarpı R üzeri 4. Mesela ben desem ki A8 kaçtır? Mustafa oradan bağıracak. Hocam A1 çarpı R üzeri 7'dir. E Mustafa şu an evde kahve içiyor. Biraz sonra video yükleyeceğim. İzleyecek. Şimdi AN genel terim. Geometrik dizinin genel terimi. Nedir arkadaşlar? A1 çarpı N-1 çarpı R. Sanırım açılımı anlaşıldı. Ki zaten aritmetik dizilerde dedik formül falan yok. Sadece bu açılımı bileceksiniz. Bir de ilk en terimini. Şimdi arkadaşlar buradaki R ne? R ortak çarpan. Aritmetik dizide karıştırmamanız için ona D dedim. Ortak fark. Aritmetik dizi neydi? Toplama çıkarma. Geometrik dizi ise ortak çarpan. Yani ortak katlar. Şimdi SN. Bu ne demektir arkadaşlar? İlk en teriminin toplamı. İlk en terimin toplamı. A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. Bir tek formülü zaten bunu vereceğiz. Aritmetik dizide sadece toplamı verdik. Şimdi bir de geometrik dizide arkadaşlar biraz daha işlem kalabalık olduğu için 1 ile 3'ün çarpımı arkadaşlar her zaman ortadaki sayının karesini verir. Yani mesela 1, burayı sileyim artık burayı öğrendik. 3, 9. Dikkat edin 1 ile 3'ün çarpımı ikincinin neyine eşittir arkadaşlar? Karesine eşittir. Bunu da bilmemiz faydası var ve şimdi sonrada da zaten göreceksin. Şimdi 3 terimi ln 3, ln 9 ve ln 81 olan geometrik dizinin ortak çarpanı kaçtır? Yani R'mizi istiyor. Şimdi arkadaşlar istersen ben şöyle demedim mi? 1 ile 3'ün çarpımı bize neyi verecek? Ortadakinin karesini. Gerçekten veriyor mu? Bakalım. ln 3 çarpı ln 81. Neyi verecek arkadaşlar? ln 9'un karesini. Şimdi arkadaşlar bu ne oldu? Çarpım içinde değil mi? Ben bunu şöyle yazabilirim. ln 3 çarpı ln 81. Bu da ln 9 çarpı ln 9 yazabilirim bence. Şimdi ln 3 çarpı ln 9'un karesi ln 9 çarpı ln 9. Bununla bu kadar çarpmalar geldi. ln 9'dan ln 9 gitti. ln 3'ün karesi gerçekten ln 9 oldu mu? Evet. Bunu da sağlamasını da göstermiş olduk. Şimdi biz ne dedik? Geometrik dizi. Geometrik dizi neydi arkadaşlar? Çarpım biçimine gidecek. A1. Yani A1'imiz ne arkadaşlar? ln 3. A1 zaten A1 değil miydi? A2. A1 çarpı R. Yani ln 9. A1'i biliyorum. A1'imiz kaç arkadaşlar? ln 3 çarpı R. Arkadaşlar bu da ne vermiş? ln 9. Ben sana demiştim ln'le uğraşma. Ben sana öğrettim logaritma dedim. ln ne demekti arkadaşlar? Logaritma iki tabanda 3 çarpı R. Bu da E tabanında pardon. Bu da logaritma E tabanında 3'ün karesi. Bunu çarpmaya getirebiliyoruz. ln logaritma neydi? E tabanında 3'tü. Bu da nedir arkadaşlar? 2 çarpı logaritma E tabanında 3. Şunla şu ifade birini götürdü mü? Ortak çarpanımız kaçmış arkadaşlar? 2. Bakın bir daha söylüyorum. Burayı bu kırmızıyla yazdığım kısmı sadece senin için verdik. İspatını gösterdik. 1 ile 3'ün çarpımı her zaman ortadakinin karesidir. O bizden ne istiyor? A1 belli. Birinci terimimiz belli. ln 3. A2'miz belli. ln 9. Ya o da ne işti arkadaşlar? A1 çarpı R. A1 gördüğümüz yerine yazdık. ln 3 yazdık. Ondan sonrası kuru kalabalık 4 işlem. Şimdi özür diliyorum sizden. AN geometrik dizi. Tamam. Ben size dedim aritmetik dizi arkadaşlar. Bu sorunun başlığını oku demiştim. Aritmetik dizi mi? Geometrik dizi mi? Sınavda bir heyecan, bir panik hemen hızlı hızlı çözmeyin. Yılanın başını ezin önce. Şimdi A4 neydi arkadaşlar? Geometrik dizi açılımı neydi? A1 çarpı R küp. A6 A1 çarpı R üzeri 5. A15 A1 çarpı R üzeri 14. Yazdım. Şimdi A9 ne arkadaşlar? A1 çarpı R üzeri 8.
A11 arkadaşlar. A1 çarpı R üzeri 10 çarpı 7. Tamam. Hemen şuraya alayım. A1 çarpı R üzeri 8. Arkadaşlar eşitlik verilmiş. Burada bir A1 var. Burada da bir A1 var. Burada da bir A1 var. 3 tane A1'in yanına çarpma ne demektir arkadaşlar? A1'in küpü. Bakın ne kadar sade anlatıyoruz. Şimdi R'miz burada. R'nin küpü var. R üzeri 5 var. R üzeri 14 var. Çarpma işlemde tabanlar eşitse üstler toplanır. 8 kaç oldu? 22. Bu rakamlarda bence bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar buna bakıyorum. A1, A1. A1'in karesi oluştu mu? R üzeri 8, R üzeri 10. R üzeri 18 çarpı 7. Şimdi bakın ne güzel sadeleştiriyorum. Hop, hop. Bir A1 kaldı. Hop, hop. R üzeri 4 kaldı. Eşittir 7. Şimdi arkadaşlar benden ne istiyor? Ne istiyor bu adamlar? Bu ÖSYM benden ne istiyor? Benim çocuklarımdan ne istiyorum? A1 çarpı R üzeri 4. Zaten A1 çarpı R üzeri 4 kaç çıktı arkadaşlar? 7. Bakın bir daha söylüyorum. Formül falan ezberleme. Sen A5'in açılımını bilsen, A4'ün açılımını bilsen zaten hepsi kendiliğinden çıkıyor. Hiç formül ezberleme gerek yok. Evet arkadaşlar. AN geometrik dizisi. Arkadaşlar ben size dedim. Geometrik ve aritmetik dizisi görür görmez aç. A2 nedir arkadaşlar? A1 çarpı R. Yani 6. A5 ne demek arkadaşlar? A1 çarpı R üzeri 4 kaç vermiş? 48. Şimdi ben size dedim çarpma bölme. Hemen birbirine oranla. A1 çarpı R üzeri 4. Burası da 48 oldu mu? Hop hop. 1 bölü R küp. Ne eşit oldu arkadaşlar? 1 bölü 8. R'miz burada kaç arkadaşlar? 2. R'yi bulduk. İstediğin denklemde yaz. Buraya yerine yazalım. A1 çarpı R üzeri R'miz kaç? 2. 2'nin 4. kuvveti eşit 48. A1 çarpı 16 eşit 48. A1'imiz kaç oldu arkadaşlar? 3. A1'imiz belli. R'miz belli. İlk 8 serimin toplamını nasıl buluyoruz arkadaşlar? A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. Tamam. A1'imiz kaç? 3. 1 eksi R üzeri 8. R'miz kaç? 2. 2 üzeri 8. Bölü 1 eksi R. R'miz kaç arkadaşlar? 2. 3 çarpı 1 eksi 2 üzeri 8 kaç arkadaşlar? 256. Bölü 2. Eksi 1. Bu da nedir arkadaşlar? 3 çarpı eksi 255 bölü eksi 1. Şununla şu artı oldu mu? 3 çarpı 255. Ha bundan sonrasını bence sen kendin de yapabilirsin. Vakit kaybetmeden baksat diye bir diğer soruya geçelim. Şimdi AN geometrik dizi vermiş. Ortak çarpan R zaten. Kaç vermiş? 2. Şimdi bizden ne istiyor? A6 eksi A4. Arkadaş ben sana ne dedim? Hemen aç, aç, aç. A4, A1 çarpı R küp değil mi? A1 çarpı R küp eksi A1 çarpı R. Hepsinde ortak olan sayımız arkadaşlar? A1. R üzeri 5. R üzeri hatta ortak parantez alalım. Burada da R küp ortak değil mi? A1 çarpı R küp. Burada ne kaldı arkadaşlar? R kare eksi 1. Burada da A1 çarpı R parantezini al. Burada ne kaldı arkadaşlar? R kare eksi 1. Şimdi şunla şu gitti. Şunla şu gitti. R küp bölü R kaldı. O da kaçtı arkadaşlar? R kare. Ortak çarpanımızı kaç vermiş arkadaşlar? 2. 2'nin karesi 4. Sanırım geometrik dizide de açılım anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi geometrik dizide arkadaşlar dikkat ediniz. İfadeler nelerdir? Yeni nesil sorular. Şimdi onlarla da. Evet arkadaşlar. Ne dedik? Geometrik dizi çok çok önemlidir demiştim. Genelde yeni nesil sorular geometrik dizide gelir. Ama korkmayın, matematik Ronaldo'su burada. Hani diyor ya, ben buradayım, korkma. Bilal Kurt matematik kursunda. Matematik hocası Bilal Kurt 4 öğrencisine matematik sorusu yolluyor. Her öğrencisinden de 4 arkadaşına yollamasını istiyor. Ve bu işlemleri tekrar tekrar ediyor. 10. adımda toplam kaç öğrenciye bu sorular ulaşır demiş. Şimdi gençler hep 4'ün katları şekilde gitmiş değil mi? Bakın ilk etapta Bilal Hoca ne yapmış? 4 tane öğrencisiyle olmuş ilk adımda. İkinci adımda ise bu 4 arkadaş 4 tane arkadaşıyla olacak. Yani 4 çarpı 4 şekilde gitmeyecek mi? 16 biçimde gitmeyecek mi? Üçüncüsünde ise bu 4 arkadaş 4'üne göndermişti. Bu 4'ü de 4 arkadaşına gönderecek. Yani bu şekilde gidecek. A10'u istiyor. 10. adımı istiyor. Şimdi dikkat ettiniz mi? A1 nedir? 4 üzeri 1. A2 nedir? 4'ün karesi. A3 nedir? 4'ün küpü. Geldim. A10 nedir? 4 üzeri 10. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4.
Sanırım burada anlaşılma bir nokta kalmadı. Ama bana demiyor ki 10. adımda kaç mesaj gitmiş. 10. adıma kadar toplam kaç soru yollamış. Burada anlaşılma bir nokta var mı? Bence yok. Şimdi ilk 10 terimin toplamı A1 çarpı 1 eksi R üzeri 10 bölü R üzeri N diyeyim. 1 eksi R. Kaçıncı adım kadar gidiyor? 10. adım kadar. Yani S10. İlk 10 terimin toplamı. A1. A1'imiz kaçlar kaçlar? 4. 1 eksi. R'miz kaçlar kaçlar? Hep 4'e 4'e gitmiyor. 4'ün katları şeklinde gitmiyor mu? 4 üzeri 10 bölü 1 eksi R. R'miz kaçlar kaçlar? 4. Sanırım burada anlaşılmaya bir nokta kalmadı. Şimdi 4 dağıtıyorum arkadaşlar. 4 çarpı 1, 4. 4 çarpı 4 üzeri 10. Tabanla işte sen topla 4 üzeri 11. 1 eksi 4. Eksi 3 oldu mu? Şimdi hocam toplamları nasıl eksiliyor olacak? Arkadaş ben buradan küçük sayıdan büyük sayı çıkarsam negatif olmaz mı? Bunları yer değiştirsem ne olur? 4 üzeri 11 eksi 4 bölü 3. Yani kısacası 4 üzeri 11 eksi 4 bölü 3 kişiye toplam mesaj ulaşmış. Yani bu sorular o kadar kişiye ulaşmış olur. Ya da şıklarda bu olmayabilir. En sade hareketi. 2'nin karesi. Yani 222 eksi 2'nin karesi bölü 3. Bence gerçekten çok güzel bir soru. Hatta Bilal Hoca da çok iyi yapmış. Öğrencinin çalışmasına vesile olmuş. Şimdi daha güzel bir soru geliyor karşımıza. Yine bir problem tarzında. Öğrencinin en çok korktuğu tarzda problemlerden korkma. Asıl güzel sorular bunlar. Asıl seni geliştirecek sorular bunlar. Şimdi bir çekirge her zıplamasında bir önceki yolun yarısı kadar zıplıyor. Tamam. Çekirge ilk zıplamasında 40 santim ileriye gittiğine göre 9. zıplamasında kaç santim ileri gider? Ya arkadaş çekirge kaç atlamış ilk etapta? 40. Sonra yarısı 20. Sonra yarısı 10. Sonra yarısı 5. Sonra yarısı 5 bölü 2. Sonra yarısı 5 bölü 4. Bu şekilde gidecek. Ya arkadaş bu şekilde tek tek yazacağımıza dikkat ederseniz hep ne olmuş? 2'ye bölünmüş. Yani 1 bölü 2 ile çarpılmış. Ne zaman çarpmaydı? Geometrik dizi. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Böyle bir orantı çıktı, öğreti çıktı karşımıza. A1'imiz kaç? 40. A2'miz arkadaşlar? 40 çarpı 1 bölü 2. A3'imiz arkadaşlar? 40 çarpı 1 bölü 2'nin karesi. A4'imiz arkadaşlar? 40 çarpı 1 bölü 2'nin küpü. Bu şekilde gidecek. Yani bu da 1 bölü 2'nin 0. kuvveti yasam bir şey olur mu? Şimdi benden kaçıncı yazımı istiyor? 9. Yani A9. Arkadaş ne dedik? A1 çarpı R üzeri 8 değil miydi? R dediğimiz şey ne arkadaşlar? 1 bölü 2'nin 8. kuvveti. Sanırım anlaşılmaz bir nokta yok. Ve dikkat ederseniz zaten 0'dan başladı. Bak 9. adım hakkına gitti. 8 adım var. 8. hakkına geldi ama bir de 0. adım var. 9. Şimdi benden ne istiyor? 9. zıplayışında. Yani şunu istiyor arkadaşlar. Bunu da düzenliyorum. 40 çarpı 1 bölü 2 üzeri 8. Arkadaş bunu istersen bu şekilde bırakabilirsin. Ama ÖSYM ne yapar? Gıcıklık yapar. 40 bölü 256. Ya bakıyorum sadeleştirebilir miyim? Evet 2'ye böl. 20 bölü 128. Ana bir daha sadeleştir. 10 bölü 64. Ana bir daha sadeleştir. Yani 5 bölü 32 santim. Yani bundan sonra sadeleştirmek arkadaş sana kalmış. Bir daha açıklıyorum. Demiş ki bir çekirge her zıplamasında bir önceki yolun yarısı kadar zıplayabiliyor. Tamam. İlk etapta ne kadar ileri atlıyor? 40. Sonrakinde ne olacak arkadaşlar? 20, 10, 5, 5 2 şeklinde gidiyor. Arkadaşlar ben size dedim. Katları cinsine gitmemiş mi? 1 bölü 2 ile çarpılmamış mı? O zaman R'miz ne? Yani ortak çarpanımız kaç? 1 bölü 2. Ortak çarpanı biliyorum. 1 bölü 2. Birinci terimi biliyorum. R, A9, A1 çarpı R üzeri 8 değil miydi? Sanırım bu soru da anlaşıldı. Çok güzel bir soru. Son ve güzel bir sorumuz daha var. Bundan sonrası artık arkadaşlar güzel bir şekilde çalışıyorsunuz ve bizi takip etmeye devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar yeni nesil bir soru daha. Bir futbol topu 80 metre yükseklikten yere bırakılıyor. Her yere çarpışında bir önceki yüksekliğin 1 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Üçüncü kez yere çarptığı ana kadar düşeyde aldığı yol kaç metredir?
Şimdi arkadaşlar çok zor gibi görünüyor, problem gibi görünüyor ama matematiğin Ronaldo'su yanınızda, hemen çözüyoruz. Ne kadar yükseklikte bırakılmış arkadaş? 80 metre. Yazdım. Şimdi geldiği yere çarptı. Ne kadar yükselecek? Geldiği yüksekliğinin 1/3 kadar. Geldiği yükseldi, bir daha aynı yüksekliği bir daha aşağı inmeyecek mi? Düşeyde aldığı yol demiş çünkü toplam yol demiş. Geldiği yere çarptı. Bir daha bunun 1/3'ü 80/9 oldu mu arkadaşlar? Bir de 10 dakika aşağı inecek. 80/9. Şimdi her seferinde 1/3 kadar bak. 80/3, 80/3 indi. 80/3'ün 1/3'ü 80/9. 80/9 indi. 80 artı 2 çarpı 80/3 artı 2 çarpı 80/9 arkadaşlar. Şimdi 80 artı 160/3 artı 160/9. Paydalarını kaç ile eşleyebiliriz? 9'da. Burayı 9'da, burayı 3 ile. 720 artı 480 artı 160/9. 720, 480 daha 1200, 1360/9. Bundan sonrası sana ödev veriyorum. Şimdi yenilmesi sorulardan ne dedik? Korkmuyoruz. Hatta bakın yenilmesi sorular klasik sorulardan daha kolay. Ben size ne dedim? Matematiğin Ronaldo'sunu takip et. Başarının anahtarı Bilal Kurt'ta. Yani matematiğin Ronaldo'sunda. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi bizi beğenmeyi unutmayın. Yoksa siz beni beğenmiyor musunuz? Hepinize iyi çalışın.